Tekrardan merhaba. Kusura bakmayın, internetim birazcık yavaş. Birazcık bekleyelim. Herkese. Tamam, ben sorulara cevap vermeye başlayacağım. Bu canlı yayını kaydedeceğim zaten. Sonra tekrardan izleyebilirsiniz. Şimdi böyle bir soru var. KGSB için motivasyon mektubunda study ve future plan'a nelerden bahsetmeliyiz? Şimdi burada başvuran arkadaşlarımıza böyle bir tavsiyem var. Bunu yazmadan önce ilk önce başvuru yapmak istediğiniz bölüme alakalı başarılı bir profil çıkartmamız gerekiyor. Mesela diyorum ki MBA değil de mesela International Business ya da hangisi olabilir? International Business olabilir. International Relations, uluslararası ilişkiler ya da uluslararası business'e başvuru yapmak istiyorsunuz burslu için. Onun için şöyle düşünmeniz gerekiyor. Bu bölüme başvuran öğrenci, yani bu bölüme burs kazanan öğrencinin profili, karakteri nasıl olmalı? Yani diyorum ki mesela international, uluslararası ilişkiler başvuran öğrencinin profili şöyle olması gerekiyor. İletişim çok güçlü olması gerekiyor. International, belki uluslararası kuralları bilmesi gerekiyor. Uluslararası tecrübe olması gerekiyor. Yani bunu ilk önce bir perfect, yani bir mükemmel profil nasıl olması gerekiyor? İlk önce bunu bir düşünün. Ya da mesela mühendislik için. Mühendislik en mükemmel profil kim oluyor? Matematik çok iyi, stratejik düşünme çok iyi, planlama çok iyi, disiplini çok iyi. Mesela böyle bir yazarsanız ilk önce mükemmel profil nasıl oluyor? İlk önce onu yazacaksınız ve ona göre gideceksiniz, tamam mı? Yani mesela motivasyon mektubu yazdığınız zaman benim böyle bir güçlü karakterim var, böyle bir sistematik düşüncelerim var, ben çok disiplinim ve organizeliyim, böyle yazdığınız zaman sadece bunu yazıp bitirmemeniz gerekiyor. Onu örnek verip kanıtlamanız gerekiyor. Tamam mı? Ve her cümle yazdığınız zaman boş cümle olmaması gerekiyor. Her cümlenin nedeni olması gerekiyor. Her cümle okuduğum zaman ben bunu bir şey anlaması gerekiyor bu öğrenci hakkında, tamam mı? O yüzden bu çok önemli. Her cümle çok önemli olması gerekiyor. Herkes nasıl yazacak? Ne yazacak acaba? Yani şey düşünün. Mesela herkes Kore'yi seviyor. Neden herkes Kore'yi seviyor? Ve bunu listeleyip bunu yazmayın. Mesela diyorum ki herkes şey diyecek. Ben Kore'yi çok seviyorum. Kore dizileri seviyorum. Kore kültürü çok seviyorum. Yani bunu yazabilirsiniz ama bunu güzelce bir çevirip güzelce bir başvuru yapmak istediğiniz bölümünüze alakalı yaparsınız eğer kullanabilirsiniz. Tamam mı? Mesela şöyle iletişim medya ve iletişim bölümüne başvurduğunuz zaman K-pop hakkında konuşmak mantıklı. Neden? Çünkü K-pop medya ve iletişim alakalı oluyor ve çok dünyada çok popüler oldu.
Ve gerçekten bütün dünyaya etkilendi. Ve mesela siz şunu diyebilirsiniz. Ben K-pop bu nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum. Yani nasıl o kadar bütün dünyaya etkilendi? Nasıl bu kadar gençlere etkilendi? Bu trendi öğrenmek istiyorum. Yani bu tarz, bu şekilde anlatırsınız eğer K-pop hakkında kullanabilirsiniz. Ama şey diyorsunuz, ben K-pop çok seviyorum, dansçı olmak istiyorum ya da K-pop yüzünden Kore'yi sevdim değil de başka akademik nedeni vermeniz gerekiyor. Future Study Plan'da bugün Study Plan hakkında birazcık püf noktaları vereceğim. Motivasyon mektubunda da nasıl yazılır öğrenmek isterseniz eğer bizimki Zoom seminere katılabilirsiniz. Future Plan hakkında birazcık püf noktaları vereyim. Future Plan hakkında yazdığınız zaman sizin hem motivasyon mektubu hem Study Plan'a bağlı olması gerekiyor. Çünkü bağımsız olursa eğer şöyle olur. Ya o tam net şey kesin değil de ama genelde şöyle oluyor. Mesela ben personal statement'a çok gönüllü proje yapıyorum demiştiniz ama future plan'de herhangi bir gönüllü proje hakkında hiçbir şey yazdınız ise o zaman yaptığınız şu anki yaptığınız gönüllü proje sadece gösteriş için gibi olabilir. Yani tamam, mesela örnek veriyorum, tamam mı? Atıyorum, tabii ki de böyle olmayabilir ama örnek atıyorum. Bağlı, her şey bağlı olması gerekiyor. Ve future plan en önemli olan sizin aldığınız eğitimden sonra Kore'ye veya kendiniz ülkeye de başka herhangi ülkeye katkı vermeniz gerekiyor. Çünkü o kadar kurum, Kore devleti o kadar fazla, o kadar para sizin için yatırıyor. Sizden hangi dönüş olacak? Siz ne katkıda olacaksınız? Onu anlatmanız gerekecek, tamam mı? Bu çok önemli. Bu çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Sonraki soru. Arkadaşlar nasıl geliyor mu sesi? Başka sorularınız var mı acaba? Faydalı oluyor mu? Çünkü konuşuyorum konuşuyorum sanki şey herhangi bir soru gelmiyor. Tamam, devam edeyim. Sorular yoksa eğer. Tamam. Lise puanımız 86 olursa kesinlikle burs alamaz mıyız? Evet, maalesef 80 ve üstü minimum gereklilik var. Diğer soru. Buradaki sorular bakayım. Bir saniye açılıyor. Başka? Ay. Başka sorular yok galiba. Şey soruyorlar genelde. Hangi bölüme başvurabilirim? Bütün bölüme başvurabilir miyim diye. Burada KGSB başvuru yayınlandıktan sonra bütün evraklar çıkacak. Bu evrakların içinde başvuru yapmak istediğiniz üniversitelerin liste olacak ve yanında bölümler olacak. Sadece mesela diyorum ki Esenosyol National Üniversitesi'nin çok bölümler var ama KGSB için sadece birkaç bölümü veriyorlar, tamam mı? Ondan sonra en popüler sorular hangisi? KGSB. Aha, Study Plan püf noktaları size verecektim. Study Plan bir soru var. Üniversite okurken yaz tatilinde Kore'ye gidip dil eğitim alabilir miyim? Yani şu an maalesef uzun süredir kısa süreli giriş vermiyorlar. Kapalıdır. Şu an hiç giriş yok. Yani şu an hiç vize vermiyorlar.
Bir tane daha püf nokta vereyim. Bu tez konuyu seçmek için başvuru yapmak istediğiniz üniversitenin web siteye girip, faculty bir menüye girip orada profesörlerin isim ve profesörün yaptığın makalelerden arasından sevdiğiniz konu alakalı herhangi tez konuyu seçebilirsiniz, tamam mı? Yayın çok donuyor, kusura bakmayın. Şu an yurt dışındayım. İsterseniz canlı kaydı izleyebilirsiniz. Çok özür dilerim bunun için. Yüksek lisans burs başvurusu için ALES gerekmiyor, değil mi? ALES ne demek? Kusura bakmayın, bilmiyorum. Kaç ay ders alırsam günlük konuşma seviyeye ulaşılabilir? Yani kaç ay derken haftada kaç gün, günde kaç saat ona bağlı. Genelde Topik 2 seviyeye 6 ayda geliyorlar. Study Plan'la devam ediyorum. Ondan sonra Kore'de eğitim aldıktan sonra Kore'de veya başka bir ülkede gelecek planı. Burada gelecek planı geçtiğiniz zaman mezun olduktan sonra pardon, mezun olmadan önce hangi hazırlık yapacaksınız mezun okumak için? Mesela diyorum ki ben mezun olmadan önce belki dil sertifika alacağım ya da bu seminere katılacağım ya da şunu yapacağım. Sonra mezun olduktan sonra şunu şunu yapmaya düşünüyorum ve mezun olduktan sonra future plans'a geçiyor. Future plans'a söylediğim gibi sizin future plans, motivasyon mektubu ve study plan'da yazdığınız şeyle bağlı olması gerekiyor ve Kore'ye veya sizin ülkenize veya herhangi başka ülkeye ve de Kore ve Türkiye katkı sağlamanız gerekecek. Onu yazmanız gerekecek, tamam mı? Hani bunlar çok önemli. Tabii ki de Zoom seminerlerde daha çok ayrıntılı konuşacağız, daha çok detaylı konuşacağız, daha çok örnekleri vereceğim, hataları göstereceğim. O yüzden arkadaşlar Zoom semineri 17 Ağustos saat 15'te olacak. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Geçen Zoom seminere katılan öğrencilerinden yorumlar var. Onları da paylaştık. Şimdi sorularınıza geçiyorum. Burs alanların çoğunluğun yıl sonu notları kaç ortalama? 90 ve üstü genelde. Çin'de 1 artı 5 ve 1 artı sistem var mı? 1 artı 5 o şey architecture daha çok bölüme göre değişiyor ama genelde 1 artı 4 lisans için ve yüksek lisans için 1 artı 2 veya 3 oluyor. Evet, bu sistem var. Burs için lisans ortalaması için illaki 3 üzerine olması gerekiyor. Yani KGSB için evet, yani 6 2.64 yazıyor da ama 3 ve üstü daha şansın daha çok daha artıyor. Soruları cevapladım. Çok teşekkür ederim. Bu arada Türkçeniz çok iyi. Çok teşekkür ederim şu an. Yani uzun zaman kullanmadığım Türkçe o yüzden bozuluyor şu an. Size başvuranı kaç kişi burs alabiliyor? Yani geçen bizimle başvuran öğrenci mülakata kadar çağrıldı ama maalesef mülakatı geçemedi çünkü çok heyecanlıydı. Öyle. Tamam arkadaşlar, herkese çok teşekkür ederim katıldığınız için. Canlı yayını tekrardan izleyebilirsiniz. Ekstra bir sorularınız varsa her zaman bizimle WhatsApp'tan, e-mail'den iletişime geçebilirsiniz. Yazıyorum. Bu bizim WhatsApp'ımız. Mail. Tekrardan bunu söylemek istiyorum. 17 Ağustos saat 15'te KGSB hakkında Zoom seminerimiz olacak. Zoom seminerin bonusları da olacak. Hem başlangıç seviye Korece dil kursu olarak size hediye ediyoruz. Artık
bütün formların, mektupların örnekleri vereceğiz. Birkaç tane örneğimiz var. Ondan sonra başvuru formlarının örnekleri, tavsiye mektupların örnekleri vereceğiz. Artı 30 artı Korece kitapları vereceğiz size. Dijital yani online kitapları vereceğiz. Canlı yayın yapma, pardon, Zoom seminerin kaydını size göndereceğiz. Her zaman izleyebilirsiniz. Yüksek lisans başvurusu yaparken Kore dili biliyorsak yüksek lisans 2 yıl mı oluyor? Burada 2 veya 3 yıl bölüme göre değişiyor. Ya da mesela şunu mu sormak istiyorsunuz? Dil eğitimi gideceğim mi? Hani sizin mesela diyorum ki yüksek lisans için mühendislik başvuru yapmak istiyorsunuz eğer ve başvuru yapmak istediğiniz üniversitenin gereklilik topik 3 ise ya topik 4 ise direkt yüksek lisans başvurabilirsiniz. Ama bazen topik 5 de isteyebilir yüksek lisans için. O yüzden sizin seviyeniz topik 4 ise ama sizin başvuru yapmak istediğiniz üniversite topik 5 istiyorsa eğer o zaman sizin ya 6 ay ya 1 yıl ekstra bir eğitim almanız gerekiyor. Tamam arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ederim katıldığınız için. Herkesi bekliyorum Zoom seminerde. İyi pazarlar diliyorum. Bay bay.